Evet arkadaşlar, şimdi kazanım 21'deyiz. Okuyalım ilk sorumuzu. AB çaplı yarım çember çizilerek çember yayı üzerinde C ve D noktaları işaretleniyor demiş. İlk önce ben tam çember çizeceğim. Çünkü yarım çemberi çizemiyorum. Sorun da değil. Şöyle bir şey çizdik. Şurası A, burası B. Üzerinde C ve D noktaları işaretleniyor ama burada da şöyle bir eşitlik var. AD, DC. Yani şurası D noktası, şurası C noktası. Bunlar hep eşit. Şöyle. Kirişin uzunlukları eşit çıktı. Tabii çizim biraz eşit gibi göstermiyor ama ne olduğunu anladık. Onları şöyle eşit olduğunu ifade edecek şekilde çizgilerle göstereyim. Bize sorulan nedir burada? AD, C şu açının ölçüsü sorulmuş. Pekala, neler biliyoruz onu bir konuşalım. Bir kere hani bu çap olduğu için üst taraf 180 derece, şu kirişler de eşit olduğu için yaylar da, sıkıştırılan yaylar da eşittir. Şu yayın ölçüsü 60, bu da 60, şurada 60'tır. Peki başka ne yapabiliriz burayı bulmak için? Sonrasında şunu söyleyebilirim. Bu açı için konuşuyoruz. Şu açının bir kolu, şu da diğer kolu. Bu kolların arasındaki yay, şu aşağıdaki yarım çember, bir de şurayı da görüyor. Bak, şu 60 da işin içerisine giriyor. Yani 180 artı 60'ı gördü. Bu toplam neye eşit? 240'a. Ama bu çevre açı olduğu için onun yarısı kadar olacaktır. Bu sorunun cevabı 120 derece gelir. Peki, buradayız. Şimdi şu iki eşitlik verilmiş bize. Burada alfa, burada x diyor. Birini değiştirelim. Çok da önemli değil. Şunu x yapalım. X kaç derecedir diyoruz. Şunu birleştirdim. Bu da bak şu yarıçap, görüyorsun şu şekilde. Bu da yine yarıçap. O yüzden bunlar birbirine eşit. O yüzden hatta burada bir eşken üçgen var. Şurası 60 derece. Burasına da ne kalıyor? 30 derece kalıyor. Sonra burada yine yarıçap. Burada ikizkenar üçgenimiz var. Şurası x yapıyor. 2x eşittir. Bu durumda 180'den 30'u çıkardım, 150. Yani x de buradan ne geliyor? 75 derece geliyor. Evet. Şimdi bu sorudayız. Biraz büyütelim bunu. Neler yapabiliriz? Bir görelim. Burada bir kirişler dörtgeni var. Şöyle etrafından bir dolanacağım. Görebildin mi? Burada bir kirişler dörtgenimiz var. Burası 140 derece olduğundan şu son kirişler dörtgeni açıortayı mahvetti. O yüzden yeniden şöyle çizebilir miyim? Tamam, şimdi daha iyi. Burayla buranın toplamı 180 dereceydi. Dolayısıyla buraya ne kalır? 40 derece kalır. İlk önce bunu görüyorum. Pekala. Başka nereye gider bu iş? Bu 40 derece ise şu yay, bak, şöylece gidiyorum. O 40 derecenin gördüğü yay burası. O zaman burası 80 derecelik bir yay. Peki bunun tamamı 180 derece olduğuna göre şuraya ne kalıyor? Şu kısma 100 derece kalıyor, değil mi? Yani bu yeşille karaladığım bölgeye 100 derecelik bir yay düştü. Bunlar şimdi açıortay olduğuna göre aslında şu parçalar da birbirine eşit uzunluktaymış. Yani şu yayla şuradaki yay da birbirine neymiş? Eşitmiş. Açıortay çünkü. Yani bunların her biri de 50'şer derece yaymış. Tamam. O zaman şu açı ve şu açı ne yapar? 25'er derece çıkar. Bir de AB çap dediği için hani merkez burada. Şuradaki açı da çapı gören çevre açı olduğundan 90 derece. Yani x ile 25'in toplamı 90 olacak. X de buradan ne gelecek? 65 derece gelecek.